Allah Allah. Hiç normal değil bu yaptığı. Telefonu da kapalı. Tamam, ben bakayım şuna bir ya. Alo. Sana gönderilen demoları dinledin mi? Dinledim. Şartları belirledin mi? Teklifimi düşündün mü? Düşündüm. Cevabını alabilir miyim? Hayır. Cevabının hayır olacağını tahmin etmiştim. Herkes senin sadece ünlü olmak istediğini sanıyor. Sadece albüm yapmak. Alkışlanmak. Başarılı olmak istediğini düşünüyor. Ama ben... Senin ne istediğini sadece ben biliyorum. Senin neden bu yola çıktığını, sonunda neye ulaşmak istediğini sadece ben biliyorum. O yüzden sana yeni bir teklifim var. Sadece bunu istediğini biliyorum. Sana babanı bulabilirim. Babamı mı dedin sen? Eğer istersen. Sonunda gelebildin. Allah Allah. Hep kızın gezecek değil ya, bir kere de ben gezdim. Ne olmuş? Kiminle beraberdin sen? Bir dostum falan diye de zırvalayıp durdun. Ya Nazan, ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Hüseyin diye bir arkadaşım var, onunla buluştum. Tanımazsın etmez. Ya yemin ediyorum, arada sırada bir sevesim geliyor. Onda da tırnaklarını çıkarıyorsun ha. Ben bir üstümü değiştireyim. Ne arayacağım ya? Sence ne arayabilirim? Ha? Pijamalarım. Nerede benim pijamalarım? E dolapta her zamanki yerinde. Ya sana kaç kere diyorum benim pijamalarımı yatağın üstüne koy diye. Sen iyi misin ya? Hiç konuşmadın da. Tunağına falan mı takıldı kafan? İyiyim ya, şey, yorgunum ya biraz. Konuşuruz sonra. Dur dur. Yani şimdi bir herhangi bir laf sokma, imalı bir söz yok mu? Yok. Sen de biraz örnek al istersen. Ha. Bak işte bahsettiğim Gökçe bu, benim alıştığım Gökçe bu. Hadi iyi geceler. Gökçe. Hı. Biraz daha kal. Sen iyi misin? Annen yıllar sonra çıktı geldi. Bütün gerçekleri anlattı. Hiç konuşmadık üstüne. Bilmem. Hala öfkeli misin? Çok öfkeliyim. De ben öncesinde sadece anneme öfkeliydim. De şimdi kime öfkeliyim onu da bilmiyorum artık. Galiba
Ben yoruldum ya. Ben çok yoruldum ha. Aramaktan, bir şeylerin peşinde koşmaktan ben yoruldum Gökçe. Yani bazen bütün gerçekler gözümüzün önünde ama biz göremiyoruz belki de, bilmiyorum. Babanı özlediğin oluyor mu hiç? Ne faydası var ki? Kavuşamayacağız zaten. En azından bir mezarı var. Gidip görebiliyorsun, dua ediyorsun. Ki hayatta mı değil mi onu bile bilmiyorum ben. En azından kavuşma ihtimalin var. Sen babanla ilgili bir şey hatırlıyor musun? Çok az şey. Ne adını biliyorum ne de kim olduğunu. Yüzde yok yani. Öyle bölük pörçük anlar var ama kafamda yani. Küçükken işte 5 yaşında beni parka götürmüştü. Elimden tutup böyle işte simitle zencefilli gazoz içirmişti bana. Bir de şarkı söylemeyi çok seviyordu. Onu hatırlıyorum. Yani çok sevdiği bir şarkı vardı. Onu çok net hatırlıyorum. Biraz mırıldansana. Kimseye atım şikayet, ağlarım ben halime. İstikbalime İşte bu kadar dedim. İyi geceler. Bu şarkıyı ben de çok severim. İyi geceler. Senin şu bisküvili muhallebin var ya. Ha. Sabahtan beri canım çok çekti. Ondan bir yapsana. Ay bu saatte mi? Nereden çıktı şimdi? Ya ne olur yapsan sanki. Canım çok çekti diyorum. Bir de çay koy. Şöyle karşılıklı yer içeriz karı koca. He? İyi tamam. Thank you.
Buldum seni. Naz Hanım'a. Eşref Çınar. Gökçe, bir şey mi oldu kızım? Yok. Olmadı. Yıllardır hiçbir şey olmuyor zaten. Kimse gelmiyor, kimse konuşmuyor. Kimse bana bir şey anlatmıyor. Yine mi aynı konu Gökçe? Evet, aynı konu anne. Benim babamın kim olduğunu bilmeye hakkım yok mu? Sırası değil şimdi Gökçe. Ne zaman sırası peki? Bana bak anne. Ne zaman sırası? Allah aşkına bağırma Gökçe. Anne ben yıllardır şu anı bekliyorum. Ne zaman sırası o zaman? Söyleyeceksin. Bilsem ne fark eder, terk edip gideceğim. Ne demek ne fark edecek ya? Ne demek ne fark edecek? Anne beni dinle! Beni dinle söyle! Söyle anne ben sırf ismini söyle diye kaç kere evden kaçtım. Kaç kere odalara kilitledim kendimi, kaç kere isyan ettim. Söylemedim, bu nasıl bir öfke? Bu nasıl bir öfke anne? Söyleyemem. Anne ben babamın kokusunu bile hatırlamıyorum. Sen bana neden böyle yapıyorsun? Sen bana neden söylemiyorsun anne? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Neden söylemiyorsun? Gökçe. Söyleyemem. Gökçe. Dokunma bana. Ben ne olursa olsun babamı bulacağım. Duydun mu beni? Ne olursa olsun. Sana babanı bulabilirim. Eğer istersen. Belki de bütün gerçekler gözümüzün önünde ama biz görmüyoruz. Naz Hanım'a, Eşref Çınar. Sonunda tanışabildik Eşref Bey. Sağ ol. Babanı kurtaracağım, sana söz veriyorum Melikem. Nasıl yapacaksın? Yani Nusret'i nasıl ikna edeceksin? Sen orasını merak etme. Yarın hayırlı haberlerle geleceğim inşallah. İnşallah. İyi akşamlar. Sana da. Melike, kızım. Anne.
Bir süre izin verirsen sizinle kalabilir miyim? Kalamazsın. Defol git, o çok sevdiğin Hilcan Gözünün şarkını söyle. Zeliş kızım. Ben artık gazinoda çalışmıyorum. Gerçekten mi? Evet. Babamı hapisten çıkarmak için bir yol buldum. Sahi mi söylüyorsun? Sahi tabii. Ay inşallah Melike. İnşallah kızım. Hadi inşallah. Gördün mü onu? Baban eve dönecek. İnşallah. Hayırdır? Hayır, hayır. Siz kimsiniz birader? Ne oluyor? Sadık'la ilgili ifadeni geri alacaksın. O söyleyin, gözümü korkutmak istiyorum. Devam et. Bir şey diyordun. Şimdi iyi düşün Nusret Efendi. Eğer ifadeni adam gibi geri alırsan... cebinde, vicdanında rahat eder, huzurlu bir uyku uyursun. Ama yok, ben ayak direteceğim diyorsan... uykuların en huzurlusu Karacaahmet'te servilerin altında. Ona da yardımcı olurum. Yeterince açık konuşabildin mi? Konuştun abi. Geri aldım bir. Babam, kurtaracağız seni oradan. Kurtulacaksın. Az daha dayan. Az daha sık dişini. Yine döneceksin yanımıza. Yine geçeceksin ailenin başına. Seni çok özledim. Nereden geliyorsun sen? Sen ne zamandan beri yollarımı gözlüyorsun? Gazinoyu bıraktın. Abinle arayı bozdun. Neler oluyor? Ne işler çeviriyorsun sen? Şükran sesini yükseltme, kız uyuyor. Ben sorularıma cevap istiyorum. Senin hayatında biri mi var? Ne saçmalıyorsun sen Allah aşkına ya? Tesadüfen Nurcan Hanım'la karşılaştım. Bana Melike diye bir kızdan bahsetti. Güya abinle aran bu kız yüzünden bozulmuş. Kim bu Melike? Ne demek şimdi bu? Sana Melike kim dedim. Sıra kızıymış. Ha? Yardım ediyormuşsun. Ha? Ne var aranızda? İnsanlık namına bir sefer yardım ettiğim bir insan ne var bunda? İnsanlık namına. Sen çocuk mu kandırıyorsun? Baba. Ah benim güzel kızım. Sen bunu bana nasıl yaparsın? Sen bunu bu kıza nasıl yaparsın? Şükran yeter. Anlat, anlat. Anlat bir yüzünden bizi nasıl terk edeceğini anlat. Haddini aşma Şükran. Aramızda bir şey yok dedim. Yalan söylüyorsun. Allah seni belanı versin. Şükran. Allah kahretsin. Kızım gel buraya. Ramu,
Melike Candan hayatında ilk kez doğruyu söyledi galiba. İlk başta şöyle küpürle müpürle gelince bir şeye inanmadım gerçi ama sonra dün gece bak ne buldum. Ne bu abi? Bak, Kuzgun. Görüyor musun elindeki çakma? Bak, kimin arkasında? Kim bu? Antepli Murat. Belli ki onun adamıymış. Yani işin özü şu ki Melike Candan belki de hayatında ilk kez doğruyu söyledi. Belki de Kuzgun denen hayatımızı mahvetti. Abi eğer öyleyse biri kesmiş cezasını zaten. Kesmiş neye kesmiş? Bir tane köpür var elimizde. Adam ölmüş diyorlar. Gazetede haber çıkmış abi. Görmüyor musun? Kuzgun Kodatlı E.Ç. yanmış. Onu diyorum işte. Bir tane haber. Haber çıkmış o kadar. Görüyor musun bir şey var mı? Bir tane poşet var içinde de ne var? Belli değil. Ölmemiş olabilir mi diyorsun? Aynen öyle diyorum. Emrin nedir patron? Sen şimdi gidiyorsun. Bu Kuzgun hakkında ne var ne yoksa topluyorsun bana. Bulabildiğin her şeyi. Tamam. Tamamdır abi. Hadi bakalım. Artık gökte misin? Yerin yedi kat dibinde misin? Görelim bakalım. Eğer öbür taraftaysa zebaniler onu araya almıştır abi. Sen merak etme. Eğer öbür tarafta değil de yer altında saklanıyorsa işte onu oradan çekip çıkarmak benim boynumun borcu. Hadi git bul şunu. Hadi. Eyvallah. Güzel ev. Halit Bey. Ayhan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size iyi davrandılar mı? Evet, evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Bir şeyler bulabildiniz mi? Aa, evet, evet. Sizin için bir şey buldum. Bu. Gökçe'nin öz babası. Eşref Çınar. Nazan bunu devlet sırrı gibi saklamış. Bulmak çok zor oldu tabii. Ama buldum. Buyurun. Ha, arkasında bir yazı var. Nazan'ıma. Eşref Çınar diye. Bir de imza atmış. Bulabildiğiniz tek fotoğraf bu mu? Evet ama başka bir şey daha var. Banka dekolt. Nazan'a 3-5 yıl önce bu hesaptan yüklü bir para gönderildi. Nazan bunu Gökçe'den sır gibi sakladı. Babasının gönderdiğini bilmesini istemedi. Buyurun. Yani siz istediniz diye getirdim. Çünkü bizde laf ağızdan bir defa çıkar. Yoksa bu bana çok pahalıya patlayacak, ben bunu biliyorum. Nazan bunu fark ettiği zaman kıyametler kopacak. Kenan. Teşekkürler Kenan. Teşekkürler Kenan. Sayabilir miyim? Estağfurullah, rica ederim. Oh. Oh. 3, 4, 5, 6. Bunlar zahmetlerinizi karşılar diye düşündüm. Karşılar. Sizinle çalışmak bir zevk. Ne zaman isterseniz çalışırız. Ben sizi baş başa bırakayım.
Günaydın Gökçe. Halit yok bak, ikimize kahvaltı hazırladım. Sevdiğin omletten de yaptım. Günaydın. Günaydın. Sen ne yapıyorsun sabah sabah burada? Atla hadi. Nereye? Kahvaltıya. Ne oldu ya? Güzel olmuş, yakışmış. Kenan. Bu banka hesabının kime ait olduğunu bulmanı istiyorum. Elbette Ayhan Bey. O hesap bizi Gökçe'nin babasına götürecek. Bulmadan gelme. Tamam efendim. Gidebilirsin. Ben kahvaltıya gideceğiz zannetmiştim. Sen bayağı kahvaltı hazırlamışsın. He, yaptım bir şeyleri. Bunları, tamam bunları boş ver. Bak simit falan var. Saat 12'de Çatladı Kapı sahilde. Kim o? Hiç annem. Ha iyi tamam. Dolapta içecekler var. Al hadi başlayalım. Çay yok mu ya? Çay yok, dolapta içecekler var hadi. Kahvaltının yanında çay içilir. Adabı budur, bilmiyor musun sen? Tamam, bir dahakine adabına göre yaparız. Şimdi içecekler var orada, sen hadi dolabı aç ya. Nereden buldun bunları? Hoşuna gider diye düşündüm. Ha, açacak var mı? He, ben hallederim ya. Güzelmiş ha. Simit. Sen bana öyle bakarken ben yemek yiyemem. Bu senin yiyemeyen halin yani. Çok komiksin. Öyleyimdir. Teşekkür ederim. Neden? Zencefilli gazoz ve simit için. He. E geriye kalanlar, bunların hiçbir şey yok mu yani? Onlar da çok güzel, müthiş. Bayıldım. Dün keyfim biraz kaçık gibiydi. Belki biraz neşelendirirsin dedim. Tuhaf adamsın. He. Yani
Bir öylesin, bir böyle. Romantik misin, maço musun bir anlasam? Ne güzel işte. Dört mevsim. İyi. Kışına denk gelmeyelim de. Yok, denk gelme ona işte. Bu arada senin sabah sabah ne işin vardı dışarıda? Hiç, öyle annenle tartıştık. Mühim bir şey yok değil mi? Yok, yani klasik anne kız kavgası. İyi. Bu arada bu ay sana musallat olmuyor değil mi? Bana bak, eğer öyle bir şey varsa bu sefer piyasadan değil dünyadan silerim onları. Zaten ikisinin de sesi çıkmıyor bak son zamanlarda, bir işkillendiriyorlar adamı. Aslında diyor ki şeytan, bunların ikisini de al üst üste koy. Efendim Rama. Tamam, tamam. Geliyorum ben hemen. Bekle beni orada. Gökçe, benim hemen çıkmam lazım. Tamam, benim de çıkmam lazım zaten. Sen nereye? Öyle alışveriş falan yaparım, bilmiyorum. İyi tamam, bırakırım ben seni. Yok, ben giderim. Ben bırakırım. Ben giderim ya. Tamam, bırakırım, yolumun üstü. Tamam. Hadi o zaman. Anahtar. Yapamadık da. Reşat. Havadisleri iyi. Nusret ifadesini geri alacak Meryem. Sahiden mi? Arabacı Nusret ifadesini değiştirmiş. Savcıyla bizzat kendim görüştüm. Yarın görülecek davadan sonra babanızın salıverileceğinden emin olabilirsiniz. Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben bir an evvel anneme bir haber vereyim. Anne! Hicran Gazinosu. Buyurun, ben Nurcan. Nurcan Hanım selam. Şükran ben. Buyurun Şükran Hanım. Sizden bir ricam olacak. Estağfurullah. Buyurun lütfen. Şu bahsettiğiniz sıra kızı neydi, adı Melike mi? Evet. Melike Candan. Her neyse işte. Ben nasıl ulaşırım bu kıza? Şükür Melike, şükürler. Allah'ım çok şükürler. Ne oluyor yahu? Ne bu bayram havası? Ali. Babam çıkıyor. Reşat ikna etmiş. Ah, şükürler olsun. Çok iyi bir haber değil mi? Evet, babam gelecek. Sonunda. Hoş geldiniz Sevim Hanımcığım. Hoş buldum. Bilin bakalım bugün ne oldu? Nedir? Reşat Bey'in karısı aradı. Melike'nin adresini sordu. Güzel. Dün gecenin hastalığı çok iyiydi Ahmet Bey. Demek öyle. Yani rezervasyonlara zor yetiştik. Hicran Gazinosu'na da bu yakışır zaten. Pek tabii efendim. Sen çocuklara söyle, Sevim Hanım'a haber versinler de ona da bu güzel haberi verelim. Tamam. Bu ne? Beğenmedin ismi. Çıkar bunu. Ne var yani? Kostüm sadece. Bence bana çok yakıştı. Küstah! İlk günden kendini Assol ismi zannettin ha? Assol ismi oldun! Şu kapıdan girdiğin için tevazu göstereceğine... utanmadan bana laf mı yetiştiriyorsun? Hadsiz! Özür dilerim Sevim Hanım, ben... Sevim Hanım değil. Affedin solistim diyeceksin. Affedin solistim. Kestirlamayı. Nurcan, sana da birini hatırlatmadı mı bu? Evet, aynen öyle efendim. Şimdi beni iyi dinleyin. Buraya Melike Candan adında bir yılan geldi. Sonra neler olduğunu bilenler bilmeyenlere anlatsın. Şunu aklınıza iyi sokun. En ufak bir hatanızda bedelini en ağır şekilde ödersiniz. Anlaşıldı mı?
Sevim Hanım, müsaadeniz Ahmet Bey sizi bekliyor. Geliyorum. Geliyorum. Buyurun Sevim Hanım, şeref verdiniz, hoş geldiniz. Gel Sevim, lütfen otur. Evet, sizi dinliyorum şekerim. Çok talep var. Programını haftada 3 güne çıkarsak seni yormuş olur muyuz Sevim? Bilakis, memnun olurum şekerim. Zaten izin sesi malum. İnsanları bu muhteşem sesten mahrum etmemek lazım. Öyle değil mi? Yaşadığımız skandal işe yaradı desenize. Sahi, Reşat'tan havadis var mı? Sakın hala o kızın peşinde koşturuyor demeyin bana. O yardım ettiği kızın babası hapse emine girmiş. Onu çıkarmak için uğraşıyormuş Reşat. Yani bizim kulağımıza gelen o. Zavallı Reşat. Yazık ediyor kendine. Kendisini de ailesini de perişan edecek. Neyse, görüşürüz şekerim. Mersi. Nurcan, bana derhal Antepli ile gizli bir görüşüm ayarla. Hay hay. Ne biliyorsun babamla ilgili? Babanın kim olduğunu öğrenebilirim. Nasıl? Sen sadece babanın kim olduğunu öğrenmek isteyip istemediğini söyle bana. Ne buldun? Kuzgun lakaplı E.Ç. Tam adı Eşref Çınar. İlk cinayetinden sonra bu lakabı almış. Birkaç kere hapse girip çıkmış. Ama sonuncusunda pır topuk yurt dışına. Ondan sonra da bu malum yangında ölü bulunmuş. Sen şimdi bu adli tıp raporlarına falan da baktın değil mi? Baktım abi. Orada ne diyor? Vallahi ceset feci halde yandığı için tam bir teşhis yapamamışlar ama. Sen ne diyorsun peki Raman? Sence bu herif hala hayatta olabilir mi? Sanmam abi. Ben sanıyorum ama. Bence bu herif hala hayatta. Nereye abi? Rama. Hadi dua edelim. Ki bu herif hala hayatta olsun. Ben de onun o ciğerini kendi ellerimle sökeyim. Rahmetli nenem. Nene nasıl lan? Ne dilediğine dikkat et derdi abi. Ben babamla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Yani ne adını ne sanını hiçbir şey bilmiyorum. Annem bile tek laf etmiyorken sana nasıl güvenebilirim ki ben? Bana güvenmemen beni sadece üzer. O fotoğraftaki adam senin baban. Adı da Eşref Çınar. Baba. Peki daha başka ne biliyorsun babamla ilgili?
Açıkçası çok fazla bir şey bilmiyorum. Sadece elimde babanın izini sürebileceğim çok önemli bir belge var. Yani eğer baban hayattaysa onun nerede olduğunu bulabilirim. Merak edecek bir şey yok. Yani sonunda gerçeği ortaya çıkartacağım. Neden yapıyorsun bana bunu? Ne istiyorsun sen benden? Senden hiçbir şey istemiyorum. İnanmıyorum sana. Babanı bulabileceğime mi inanmıyorsun? Yoksa senden hiçbir şey istemeyeceğime mi? Her ikisine de inanmıyorum. Açar mısınız kapıyı İncem? Kapıyı açar mısın? Beril Hanım, bir zahmet bu parayı benim hesaba yatıralım. Hayırdır Halit Bey? Bu sefer Ganyan'ı vurdunuz galiba. Yok canım. Yalnız şeye yatıralım, benim şahsi hesaba. Nazan'la ortak hesaba yatmasın. Sen arabaya bakar ol, ben seni ararım, tamam? Tamam bro. Uğur. Konuşacağız seninle. Bu mu kuzgun dediğin herif? Evet. Anlat o zaman. Anlat, bu herif nasıl girdi hayatınıza? Seni neyle tehdit etti? Anlat hepsini. Bana inanıyorsun yani, ha? Bakacağız ona. Sen bana kuzgunu anlat. Gazinoda sahne aldığım zamanlardı. Beni dinlemeye gençten bir kabadayı geliyordu. Onun adı mıydı bu kuzgun? Ha. Antepli Murat. O kadarını biliyoruz. Sonra? Sonra Reşat'la abisinin arası açıldıktan sonra bu Antepli Murat yükselmeye, güç kazanmaya başladı. O yükseldikçe, güç kazandıkça bu adam da palazlandı. Kabuğuna sığmaz oldu. Boynuz kulak. Ha? Herkesi, her şeyi yıktı. Antepli Murat'ı, Reşat'ı, Ahmet'i, Ali'yi. Hani küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı yakar derler ya, öyle işte. O küçücük kıvılcım hangimizdik? Hayat mı bize oyun oynadı? Bilmiyorum. Melike Candan. Ben sana ne soruyorum, sen bana neler anlatıyorsun? Sen ne öğrenmek istiyorsun? Ben bu herif hala hayatta mı değil mi, öldüğünden emin misin, onu öğrenmek istiyorum. Ölmese bunları anlatmayı göze alır mıydım sanıyorsun Uğur? Güzel. İşte ben de öldüğünden emin olmak istiyorum. Şimdi o döneme ait, o dönemi bilen, konuşabileceğim herhangi biri var mı? Bana bunları söyle. Yok, olsa da söylemezdim. Senin aklında ne var, ha? Ne öğrenmeye çalışıyorsun? Dedim ya, öldüğünden emin olmak istiyorum. Senin söylediklerinin doğruluğundan emin olmak istiyorum. Bak işte o zaman belki affederim seni. O
geçmiş zamanların yegane tanığı Firuz'dur. Reşat'ın yardımcısı. Görmüş geçirmiş bir adamdır. Yeraltı dünyasını, o sahne savaşlarını çok iyi bilir. Hakimdir. Çok bilir, az konuşur. Of. Vay. Nerede bulurum bu herifi? Yerini sana söyleyeceğim. Ama bak, bana bir söz vermeni istiyorum. Nereye gidersen git, kime ulaşırsan ulaş, o kafandaki tetiği çekmeyeceksin. Ha. Gökçe, hoş geldin. Kim bu adam? Sen bu fotoğrafı nereden buldun? Soruları ben soracağım anne. Kim bu Eşref Çınar? Babam. Anlat anne. Ben babanla tanıştığımda çok gençtim. Bir yazlık sinemanın çıkışında tesadüfen tanıştık. Kibar, iyi bir gence benziyordu. Bana bir aile lokantası işlettiğini söyledi. Adı Eşref'ti. Zaten bir adı doğruymuş. Geri kalan her şey yalan. Devam et. Sonra biz biraz flört ettik. Yüzük taktık. Sonra bir baktım ki ben hamileyim. Sana hamileyim. Devam et. O gün Eşref ortadan kayboldu. Bana mütevazı bir ailenin çocuğu olduğunu söylemişti. Ama aslında baban İstanbul'u haraca kesen asılı bir suçluymuş. Ama bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum Gökçe. Ben hatırlıyorum. Gelmişti babama, hatırlıyorum. Hatta başında ne okuduğunu hatırlıyorum. Ben bölük pörçük de olsa elimden tutup parka götürmüştüm. Ben hatırlıyorum, benim babam kötü biri değil. Hapisten kaçtığı zamanlardı o günler işte. Geldi, seni gördü. Ama peşinde o kadar çok adam vardı ki. Sürekli yer değiştirdik biz de onunla birlikte. Ama sonra seni de kendi pisliğinin içine batırmamak için defolup gitti işte. Ben de bu yüzden anlatamadım sana. Gökçe, senin baban çok tehlikeli biri. Eşref'in ismi bile çok tehlikeli. Hala öyle. Gökçe, kurcalama bu işi. Ne olur kızım. Sağ olasın. Afiyet olsun. Allah razı olsun Reşat'tan. O Nusret denen herifi ikna etti. Şikayetini geri çekmiş. Çok sevindim Ela Gözlü. Allah tez vakitte kavuşmak nasip etsin. Amin Elim. Amin. Reşat olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. O kadar mesudum ki her şey yoluna girmeye başladı. Ne var senin? Yok bir şey. Efkarlandın mı sen?
Efkar değil bu, hala gözlü. Kaderinle selamlaşıyorum. Kaderinle mi? Kaderimle ya. Bak şu emektara. Kim bilir kaç bestemi dile döktü. Ne aşk dizelerine can verdi. Ama kaderin yazmadığını notaya yazmak ne fayda? Olur Ali. O da olur. Sen yeter ki umudunu yitirme. Olur mu dersin Bülüm ha? Olur mu? Bilmiyorum deme sakın. Anlamadım deme. Ben sana yangınım kızım. Ama hiç gözümde değil biliyor musun? Sen beni sevmişsin, sevmemişsin. Ben seni seviyorum ya. O bana yeter. Sen başkasını sevsen bile yeter. Öyle deme Ali. Ben de seni seviyorum. Ailem bile yanımda yokken sen vardın. Sen benim ailem oldun. Ya benim seni sevmem nasıl mümkün olabilir? Ama sen benim hayatım oldun Ela Gözlü. Gel kızım. Buyurun. Melike Candan. Buyurun benim. Şükran ben. Reşat Batur'un karısıyım. Sen ne aşağılık ne bayağı bir kadınsın böyle. Ne diyorsunuz hanımefendi siz? Melike ne oluyor burada? Siz karışmayı rica edeceğim. Benim bu yuva yıkan kadına söyleyecek iki çift lafım var. Bak şu çocuğa. Bak. Anne acıdı. Senin bu çocuğu babasız bırakmaya hakkın var mı? Yazık değil mi bu çocuğa? Ablacığım, getirmişsin Elkalar ve beni yanında. Neler diyorsun öyle? Yuva yakının yuvası olmaz Melike Hanım. Kızımın da benim de günahı boynuna. Ablacığım hadi gözünü seveyim. Son diyeceğin lafı ilk deme. Melike'nin bir günahı yok. Ne demek günahı yok? Kocamı ayarttı, daha ne olsun? Yanılıyorsunuz hanımefendi. Benim Reşat Bey'le aramda hiçbir şey yok. Olamaz da. Çünkü ben pek yakında Ali ile nişanlanıyorum. Vallahi sesin telefonda telaşlı geliyordu. Ne oluyor? Erenciğim, merak ettiğim bir şey var. Şu Ayhan'la Gökçe ne iş? Bu adamın özel bir ilgisi mi var Gökçe'ye? Vallahi bana soracak olursan Ayhan Uğur'dan daha yanık Gökçe'ye. Nasıl yani? Bence bu kıza kafayı fena taktı. Uğur partiyi basıp bir de üstüne bu kız artık sizinle çalışmayacak falan filan deyince bence hırs yaptı, karşı hata geçti. Vallahi inanamıyorum. Ayhan Bey ayarındaki birinin bu hale düştüğünü görmek. Ne buluyorlarsa bu kızda. Anlamadım. Yok tatlım, bir şey yok. Neyse, benim kickbox dersim var diye beni bıraksana oraya.
Selamun aleyküm bey amca. Aleyküm selam. Ben Melike Candan'ın oğluyum. Uğur? He. Melike nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Hey gidi Melike. Anılarımız kaldı geçmişte. Hepimiz nereden nereye? Ya ya sorma. Hayat. He hayat. Şey diyeceğim. Şimdi ben senin bu anıların için geldim zaten. Kuzgun diye bir herif varmış. Tanıyor musun? O herifin adını ağzına bile almak insanın başına bela olur. Allah Allah. Ölmüş adam nasıl başımıza bela olacakmış bey amca? Öldü dendi. Ama kolay can vermez o herif. Senin bilip de benden sakladığın bir şey mi var? Yok. Hissiyatım. Peki bu Kuzgun denen herifin bir yakını akrabası hiçbir şey yok mu? Zehir. Zehir Kürşat. Kuzgun'un en yakın arkadaşı. Sağ koludur. İşin eğrisini doğrusunu o bilir. Güzel. Nerede bulurum ben bu Kürşat'ı? Onu bilmiyorum. Lakin çamurun pisliğin içinde olduğu kesindir. Çok dikkat et kendine evlat. Çok dikkat et. Güzel. Eyvallah bey amca. Uğur. He. Vaktin olursa yine görmeye gelirsin beni değil mi? Mutlu olurum. Gel buraya. Bana şu Kürşat denen herifin desin. Tamam. Tamam abi. Yüzünün ifadesine bakılırsa bir şeyler bulmuş gibisin. Evet Ayhan Bey. Nazan Yücel'in hesabına para gönderen kişiyi buldum. Kimmiş? Nelli Dadiyani diye bir kadın. Nelli Dadiyani. O kadının Gökçe'nin babasıyla bir bağlantısı olması lazım. Şimdi kimdir, nedir araştırın oldu mu? Baş üstüne Ayhan Bey. Kenan ben bu konularda çok sabırsızım. Lütfen çok çabuk bulun olur mu? Tamam Ayhan Bey. Hadi git. Gökçe, gel. Geç kızım, geç çıkarma. Ne oldu, ne bu halin? Ne oldu, anlat bakayım. Ben sürekli başını şişirmek istemiyorum ama nereye gideceğimi bilemedim. Beni bir tek sen anlarsın. Söyle kızım. Babamı ne kadar istediğimi ve onu ne kadar özlediğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum kızım. Biliyorum. Baba özlemini iyi anlarım. Peki biri çıkıp babanı bulabileceğini söyleseydi ne yapardın? Hiçbir şey aileden daha önemli değil kızım. Yani o şaşalı sahne ışıkları bile babana kavuşmanın umut ışığının yanında sönük kalır. Ya o biri hiç görüşmemen, hiç konuşmaman gereken biri ise? Gökçe, böyle şifreli konuşmanın içine sinmeyen bir şey mi var? Şu Ayhan denen adam var ya. Kim bu Ayhan? Müzik yapımcısı olan Uğur'un görüşmemi istemediği kişi. Bana babamı bulabileceğini söyledi. Ben de bunu Uğur'a söyleyemedim. Çünkü Uğur zarar görmesin diye söylemedim.
Bilmiyorum, belki de kendimi kandırıyorum. Hayallerimin önüne geçer diye söyleyemedim işte. Şimdi de ne yapacağımı bilmiyorum. Gökçe, madem benim fikrimi merak ediyorsun, ben sana söyleyeyim. Yani olmaz. Yalan söylemek olmaz kızım. Hele Uğur'a hiç olmaz. O yıllardır zaten yalandan bıkmış. Bir de sen hayal kırıklığına uğratma onu, olur mu? Gerçek neyse söyle. Ne var bunda? Olmaz kızım. Gökçe babasının kim olduğunu öğrenmiş. Ne? Sen mi gösterdin fotoğrafı? Ne fotoğrafı ya? Benim fotoğraftan falan haberim... Yazıklar olsun sana Halit. Sen de yıllardır bu kızın babasının verdiği parayla geçinmedin mi? Ya Nazan, saçma sapan konuşma. Benle ne alakası var? Ben kimseye fotoğraf falan vermedim. Nereden buldu o zaman fotoğrafı? Ha? Ben ne bileyim? Kutunun yerini bir tek sen biliyordun. Ya Nazan, karıştırmıştır, bulmuştur. Ya sen kızını bilmiyor musun? Düne kadar babam da babam deyip duruyordu işte. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun Halit, yalan söylüyorsun. Nazan bak, yemin ederim Allah belamı versin. İki gözüm önüme aksın ki ben kimseye bir şey yapmadım, vermedim. Bir sakin ol ya, gel. Gel otur şöyle. Otur. Otur şöyle. Tamam, sakinleş. Bak, ben sana bir bardak su getireyim. Evet, ben sana bir bardak su getireyim. Sıkma canını bu kadar Melike. Nasıl sıkmayayım? Üzüntüsü de... rezilliği de cabası. Firuz? Melike, seni almaya geldim. Reşat? Reşat abim ufak bir işi var. Kenan babanın yerine seni bekliyor. Sebep? Söyleyecekleri var herhalde. İsabet olur. Benim de konuşacaklarım var. Gelmemi ister misin sen de? Yalnız olmamız daha iyi olur. Hadi görüşürüz. Kendine gel Nurcan. Bu kadar gerilmene lüzum yok. Kusura bakmayın. Asabım bozuldu. Sen ne aşağılık, ne bayağı bir kadınsın. Yuva yıkmaya nasıl vicdanın el veriyor senin? Bak şu çocuğa. İyi bak. Onu babasından koparmaya hakkın var mı senin? Yuva yıkanın yuvası olmaz Melike Hanım. Kızımın da benim de günahım boynuna. İyi misin? Hiç sesin çıkmıyor. Reşat benimle konuşacağını söyledi mi? Bilmiyorum. Bana da söylemedi. Ben bunca yıl ne sevdalık bilmişim, ne yaşamışım, ne de hissetmişim Kenan Baba. Ama şimdi her şey değişti. Boşanmayı düşünüyorum. Neden? Melike yok mu? Ona evlilik teklif etme niyetindeyim. Evlat, senin sevdana hürmetin var. Hanımından boşanmak hayır bir şer mi? Onu da sen biliyorsun. Lakin küçücük bir kızın ahı sevdanın dergahını viran eder. Velhasıl bilemedim. Ben ne yapayım Kenan Baba? Bunca senelik hayatımda mahbu kalbimin ilk defa attığını duydum. Şimdi bundan vazgeçersem benim ne kendime ne de evladıma ayrım olur bundan sonra. O da başka bir müşkül. Ne diyeyim evlat? Hayırlısı neyse olsun. Hoş geldin Melike. Şeyi yiyip içer misin? Benimle ne konuşmak istiyorsun? Bugün bir iki mekan daha baktım.
birkaç güne gazinoyu nereye açacağıma karar veririm artık. Niye astın suratını? As solistim yine sen olacaksın tabii ki. Bunu konuşmak için mi çağırdın beni? Hayır. Yani... başka bir konu var. Daha mühim bir konu. Melike ben... yani benim sana olan hislerim... Sakın Reşat. Lütfen. Boşuna nefesini de beni de tüketme. Anlamadım. Ben anladım. Biz bir araya gelemeyiz. Bu da nereden çıktı şimdi? Oysa ki ben sanmıştım ki... Ne sanmıştın? Benim evli bir adamla o birlikte olabileceğimi mi? Yoksa yuvanı yıkabileceğimi mi sanmıştın? Melike seni böyle bir şeye layık gördüğümü nasıl düşünebilirsin? Ne düşünmeliyim peki? Tabii ki boşanacağım. Boşanmayacaksın. Bugün karın ve kızın bizim eve geldi. Ne? Onların yüzündeki acıyı gördüm. Bunun vebalini taşıyamam ben. Benim ayrılığımın seninle ilgisi yok. Ben olmasaydım ayrılacak mıydın? Bırakacak mıydın karını, evladını? Melike. Ben hayatımda ilk defa seninle mutluluğu gördüm. Ben seni mutlu edemem Reşat. Ümidini kes. Mutluluğu... karın ve kızın da bulmaya çalış. Melike. Sen de beni sevdin biliyorum. Peki nasıl vazgeçeceksin? Nasıl unutacaksın beni? Ben kararımı verdim. Kendi yolumu çizeceğim. Neymiş kararın? Ali'ye söz verdim, onunla nişanlanacağım. Geliyor ha. Geli ya, geli. Sabim hepten abcıma düştü. Ne vakit başsa kıysa yetiş Antep'le değil. O yetiştirdikçe bizim kese dolacak. Güzel tezgah. Gelmişsin Sevim Hanım. Ayıp edin Sevim Hanım. Ne vakit medet desen elinden tutayım. Ama sen selam bile vermeyin. Dostluğumuza zeval getireyim. Çok uzatma Antepli. Gazinoya programa yetişmem lazım. Senden bir isteğim olacak. Ya onu anladık.
ormana pikniğe çağırmadığım malum. Latifelerini kendine sakla Antepli. Bu sefer durum ciddi. Senden birinin hesabını kesmeni istiyorum. Hesabını kesmek derken anladığımız manada mı? Diyelim ki dediğini yaptık. Sen bizim hesabımızı kesebilecek misin Sevim Soylu? Külfeti ağır bu işin. Parayı düşünme. Ben sana paradan daha fazlasını vaat ediyorum. İtibar ve kudret. Kimi öldürmek isteyesin? Evvela onu da ele. Allah Allah. Bizim camiadan biri olsa kolay ama... o dediğin hiç kolay değil ha. Reşat Batur'un yerine geçmek de kolay değil. Antepli. Hey. Yapacak. Güzel. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Melike'nin yanına gitmek de ne demek? Ne şimdi bu? Ailemizi korumaya çalışıyorum. Buna korumak denmez, yıkmak denir. Gerçi ne zaman bir olduk ki yıkılalım, değil mi? Bir sıra kızı yüzünden ailemizi ne hallere soktuğunu sana göstermeye çalışıyorum. Bu kadın yüzünden kendi çocuğunu yok sayıyorsun sen. Bilakis, ben kızımı korumaya, bu mutsuzluğumuzdan ve kavgalarımızdan uzak tutmaya çalışıyorum. Aç artık gözünü Şükran, aç! Bu olup bitenin ne Melike'yle ne de bir başkasıyla alakası var. Bu seninle ve benimle alakalı. Ha bizi suçluyorsun yani. Biz diyen oldu mu şimdi? Ha? Biz diyen oldu mu? Sen ve ben dedim. Eğer bugüne kadar biz olabilseydik bu problemlerin hiçbiri olmayacaktı. Fehmi Hanım. Bu kadar kafana takacaksan burada kal. Hiç arabaya binme Nurcan. Bir de seninle uğraşamam. Beni yanlış anlamayın ama... ben hiç bu kadar ileri gidebileceğinizi tahayyül etmemiştim. Bu resmen cinayet. Asıl cinayeti o Çiyan işledi. Onun yüzünden bebeğimden oldum ben. Şöhretime ve itibarıma sürdüğü leke de cabası. Eğer bu yaptıklarına müsamaha gösterirsem... Sevim Soylu'yu kendi ellerimle toprağa gömmüş olur. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlayamazsın. Anlayabilmen için Sevim Soylu olman gerekir. Şimdi rahatla. Ve bu gece burada olanları sil hafızandan. Gökçe. Ne haber? İyi, sen? İyi. Seninle konuşmam gereken bir şey var. Konuşalım. Tamam, programdan sonra konuşuruz o zaman. Şimdi konuşalım. Yok, programdan sonra konuşalım. Gökçe. Sen emin misin iyi olduğuna? İyiyim ama seninle konuşunca daha iyi olacağım. Bu arada... sana bir sürpriz var. Sürpriz? Hı. Ha, geldi sürpriz. Oo, Tunağan Bey. Teşrif etmişsiniz. Neredesin sen ya? Buradayım. Buradasın. Hı hı. Öyle kafana göre gidip gelebiliyorsun yani. Üf, özür dilerim ya. İşte çok iyi değildim bu aralar. Tunağan, bak bir sorunun varsa bana söyleyebilirsin biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biliyorum, söylerim. İyi. İyi. O zaman sahneye çıkalım. İyi, ben bir akor yapayım. Tamam. Ben de kulise gittim.
İyidir senden. Hadi kes goygoyu, kes. Çalış biraz. Patron agresif. Güzel. Nerede benim kitap? Topla. Gel. Nelli Dadiani'yi bulduk Ayhan Bey. Beykoz'da bir villada çocuk bakıcılığı yapıyormuş. Tamam, şimdi neredeymiş? Sizinle görüşmek için bekliyor. Nasıl ikna ettiniz? Açıkçası ikna etmeye gerek kalmadı. Eşref adını duyar duymaz kendi gelmek istedi. Buyursun. Şöyle buyurun. Nelli Dadiani. Doğru telaffuz ettin mi? Mükemmel. Hoş geldiniz. Ne içersiniz? Türk kahvesi, sade. Sibel. Buyurun efendim. İki tane kahve, sade. Tabii efendim. Açık açık söyleyin, ne istiyorsunuz? Estağfurullah. Yani buna istemek demeyelim. Rica etmek diyelim. Kelimelerin farklılığı manayı değiştirmez. Haklısınız. Nazan Yücel'e parayı kimin adına gönderdiğinizi bilmek istiyorum. Bunu zaten çok iyi biliyorsunuz. Çünkü siz aslında Eşref Çınar'a ulaşmak istiyorsunuz. Ama bu mümkün değil. Eşref benim sevgilimdi. Uzun yıllar benim hayat arkadaşım oldu. Başka bir kadından kızı vardı. Ama o kızını ve kızının annesini geride bırakarak inzivaya çekildi. Ama yine de vicdanlı bir adamdı. Kızına parayı o yüzden gönderdi. Size bir şey sormak istiyorum. Daha fazlasını istiyorsunuz ama hepsi bu. Eşref Çınar'a nasıl ulaşabilirim? Ulaşamazsınız. Sebep? Öldü. Anlatacaklarım bu kadar. Müsaadenizle. Kahvenizi içmediniz. Kenan. Eli Hanım'ı yolcu ettiniz mi? Güzel. Yalan söylüyor. Eli Hanım'ı 7/24 takip ediyoruz. Nereye gidiyor, ne yapıyor? Çünkü Eli Hanım eğer Eşref Bey hayattaysa bizi ona götürecek. Eğer hayatta değilse ardındaki sırrı. Hı? Tamamdır Ayhan Bey. Gidebilirsin. Hoş geldiniz.
Başlayalım. Bacadan gelecek ha? Melis, keyfim çok yerinde. Bence hiç bozma. Çok güveniyorsun değil mi sen bu kıza? Ha? Lafta söyletmiyorsun baksana. Yazık. O seni hiç ilgilendirmez. Ya sen benden niye uzak duruyorsun? Ne olur iki satır laf etsek. Sıkıldım Melis. Sıkıldım. Sıkıldım. Tamam. Ben seni sıkacak bir şey yapmadım Uğur'cum. Anladın mı? Sen bu kıza boşuna güveniyorsun. Ben seni sadece uyarıyorum. Ha? Ya Melis, ben ne zamandan beri kime güvenip güvenmeyeceğimi sana soruyorum. Merak ettim ha. Bu arada Gökçe ile ilgili konuşurken dikkat et. Tamam? Belki bildiğin bir şey vardır Uğur'cum. Tamam, güzel. O zaman o engin bilginle beni de aydınlat. Bu kızın Ayhan Kozan'la bir iş çevirdiğini biliyorum mesela. Melis, kıskançlıktan ne yapacağını şaşırdın ha? Niye inanmıyorsun sen bana? Çünkü güven vermiyorsun. Sen kime güvenip kime güvenmeyeceğini bir daha bir gözden geçir istersen ha? Ayrıca bir Gökçe'ye sor bakalım ne diyecek. Hadi bakalım. Nasıldım? Çok iyi. Bir şey mi oldu? Niye suratın düşmüş senin? Yok bir şey. Peki. Gökçe. Sen Ayhan'la mı görüştün? Kim söyledi? Görüştün yani. Görüştüm. Ama senin şu an sandığın gibi bir şey yüzünden görüşmedim. Ben sana görüşmeyeceksin demedim mi? Ha? Ben seni bu konuda uyarmadım mı? Bir dinlersen anlarım. Dinlemem. Ne vaat etti sana? Albüm mü? Şöhret mi? Bu kadar mı gözün döndü şöhret için? Bu kadar mı açsın Gökçe? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Böyle düşünüyorum. İyi tamam. Hayırdır, ne oluyor? Yok bir şey. Söyleyecek biri yoksa arkada çalacak birine de gerek yok. Kaçtım ben. Ne var Roma, ne? Patron, bu zehir Kürşat'ın yerini buldum. Bir kahvehane işletiyormuş.
Ne zaman gidebiliyoruz? İşimiz sabaha kaldı abi. Kahve kapalı ama ben geceden soteye yatar, herif gelir gelmez alo derim. Tamam, gözünü ayırma. Hadi. Benim Nelly. Buyur Nelly abla. Kuzgun'u arıyorlar. Anlaşıldı. Benden haber bekle. Tamam. Abla, babamı salacaklar mı bugün? İnşallah ablacığım, gel. Şunu salacağım. Melike ablam var, salacak dedi. Her şey ayarladık dediler. Sen yine de ablamın sözüne çok güvenme. Sen sadece babam için dua et. Zeliş, sen ne biçim konuşuyorsun ablan hakkında kızım? Lütfen. Yalan mı anne? Bunların hepsi onun yüzden başımıza gelmedi mi? Yavrum. Babam hapse girdi. Yani perişan olduk. Sırf o hayallerini gerçekleştirsin diye hayatımızı feda ediyoruz burada. Ben her şeyi tek bir kalemle silip atmaya hazırım. Yeter ki hayalimiz yine birlikte olsun. Huzurlu olalım. Zeliş'im. Bana hiçbir şey söylemesin. Babam seni affederse affederim. Yoksa ne ölün ölüme, ne dirin dirime. Duydun mu? Kızım, yavrum ne olur yapma. Üzmeyin beni artık. Hah. Ali de geldi. Ali, hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi hazırsanız götüreyim sizi mahkemeye. Hazırız. Çok sağ ol. Ne haber yakışıklı? Babamı çıkaracağız bugün. İnşallah. O gelmeyecek mi? Gelmeyecek. Ne şimdi? Ne de sonra? Hadi gidelim, geç kalacağız. Hadi oğlum. Hadi bakalım, hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gökçe? Gökçe? Sen misin? Alo? Halit, bu ne? Bu parayı nereden buldun? Bana bak. Sen benim eşyalarımı mı karıştırıyorsun? O fotoğrafı sen aldın. Sonra birine sattın. Bu parayı da öyle aldın değil mi? Ne parası, ne fotoğrafı ya? Kime sattın fotoğrafı? Ben kimseye bir şey sattım. Kime sattın fotoğrafı? Ben kimseye bir şey satmadım. Yalan söylüyorsun Halit. Şimdi bana ne işler çevirdiğini anlatacaksın. Gökçe bu fotoğrafı nereden buldu? Kim istedi, kime verdin? Yeter be. Ayhan'a verdim. Ayhan kim be? Kimse kim? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. İstedi, dünyanın parasını verdi, ben de ona verdim. Hem vermişsem ne olacak? Eski kocan gebermiş gitmiş zaten. Kuzgun'u tanımıyorsun sen. Tanımıyorsun! Kaç defa öldü dirildi bilmiyorsun. Neler olabileceği hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Çık dışarı. Nazan. Çık dışarı. Nazan kendine gel. Defol git bu evden. Nazan. Defol git bu evden. Nazan. Çık dışarı. Defol git Nazan. Evden. Nazan bir konuşalım çık aşkım, dışarı. Ne yapıyorsun? Geldim, geldim Tunal. Geldim. Hayırlı günler abla. Hayırlı günler. Buyurun, nasıl yardım edebilirim size? Şey, ben birine bakmıştım ama. Kim? Tuna Han. Evet. Bu adreste yaşıyor değil mi abla? Bize bu adresi verdiler ama. Doğru. Geç buyur buyur, çocuk ayakta kaldı.
Geç. Al. Al canım. Gel, gel, gel. Adı ne senin bakayım? Boncuk. Boncuk. Buyurun. Kusura bakma abla. Sana da rahatsızlık verdik. Sorması ayıptır. Siz Tuna Han'ın nesi oluyorsunuz? Hı? Akrabası falan mı? Yok abla. Ben nasıl desem? Ben Tuna Han'ın karısıyım. Ne? Doğru duydun abla. Onun da bir günahı yok ki be abla. Zorla güzellik olmaz. Kaçtı gitti işte. Bizimkiler onca yıl onu aradı aradı bulamadı. Sonra emniyete kaydı mı düşmüş neymiş? İstanbul'da olduğunu öğrendik. Ben de bilmiyordum vallahi, yeni öğrendim. Tuna Han'dır. Gel bakayım, misafirlerim var. Hoş geldin. Ne misafiri anacığım? Gel. Tek sırrı olan ben değilmişim demek ki. Seher, sizin burada ne işiniz var? Vallahi zorla gönderdiler Tuna Han. Baban der ki madem kendi gelmiyor, karısına da kızına da kendi baksın der. Ah baba ya. Hadi Tuna Han, hadi. Bu benim babam mı? Babam beni affeder mi dersin? Affeder be Melike. Sen kızısın onun. Bağırır, çağırır, küfreder. Ama elbet bir gün affeder. Affetmez. Ya biliyorum affetmez. Sen de gördün. Yüzüme bile bakmadı. Baktı Beyla gözlü. Baktı. Ama başka bir şey der gibi baktı. Ne der gibi? Ben eski Melike'yi özledim der gibi baktı. Ben de özledim. Her şeyi berbat ettim Ali. Sonunu düşünmediğim bir yola çıktım. Baksana ne kadar çok kişinin canını yaktım. Nelere sebep oldum belki de... Belki de ne? Belki de... Şarkıcılık sevdasından vazgeçmem gerek. Her şeyden el çekip evime, babamın yanına dönmem gerek. Sahiden istiyor musun bunu? Doğrusu bu. Yapabilir misin peki? O eski Melike olabilir misin? Hani... Dün... Reşat'ın karısına bir şey demiştim ya. Hatırlıyor musun? Ben ciddiydim Ali. Yalnızca Reşat'la değil. Şan'la. Şöhretle yolumu ayırıp bambaşka bir yol çizeceğim kendime. Kocam. Sana sevdiğin bütün yemekleri yaptım. Özlemiştim dedin ya. Her şeyi önceden senin için hazır ettim. Ben de börek yaptım baba. Ay ay ay. Hayırdır Hanife? Bunlar mum gibi olmuş. Yok canım benim yüzümden değil. Babalarını çok özlediler. Hem de bütün çocuklarını özledi biliyor musun? Bilseydim daha evvel girerdim hapse. Aa Sadık sen bir de Melike'yi görsen. Kızcağız sağ olsun. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Koştu, koşuşturdu. Aklı da hep sendeydi biliyor musun Sadık? Hanife. Sadık.
kuzum. Yapma. Hadi artık gene bir olalım, aile olalım ha. Ha kuzum. Ya ben dönünce o sarhoşu Ayşe eylemekten vazgeçecek mi? Ha? Dönecek mi? Hadi gel. Aç. Evimiz burası. Evine hoş geldin Sadık. Babam. Ne işin var senin burada? Niye geldin? Babam bir dinle rica ederim. Ben tüm bu yaşananlar için çok pişmanım. Her şey benim yüzümden. Benim sahne sevdam yüzünden oldu biliyorum. Ama sen çıktın ya. Evimize döndün ya. Meğersem benim en büyük hayalim ailemle birlikte olmakmış. Gerisinin hiçbir ehemmiyeti yokmuş. Bunu beni çiğnemeden önce düşünecektin kızım. Kızınız size yüzünü dönmek için hayallerinin sırtını çevirdi bey amca. Arkanızı dönüp kapıyı çarpmadan önce bunu da düşünün. Canından çok seviyor şarkı söylemeyi. Gözlerinin içinde gördüm ben. Hayatındaki her şeyden daha çok seviyor belki de. Şimdi size dönmek için canından, her şeyinden vazgeçti. Siz ondan vazgeçmeyin. Affedin ne olur. Bir daha çekip gitmek yok. Yok. Sözünden dönmek de yok. Yok babam. Sen ne dersen o.
Kiminle konuşuyorsun acaba sabahın köründe bu kadar? Yazmakla uğraşmam. Arkandayım. Heh. Gel gel. Konuşmamız lazım seninle. Bence de. He, bence de. Onu diyorum işte. Ama insan gibi konuşalım. Hay hay. Önden buyur o zaman. Yo, sen başla. Yo, başla başla. Tamam. Sen benim gerçekten Ayhan'a sırf para için, şöhret için gitmemi düşünüyorsun ha? Sırf şöhret için herkes atabileceğimi mi düşünüyorsun gerçekten? Hayır. İyi. İyi. Ya tamam, Ayhan'ın yanına gittiğini öğrendiğimde sinirlendim biraz. Ondan öyle fevri konuştum. Yani hatalıydım. Özür dilerim. Tamam. Ben de özür dilerim o zaman. Ben Ayhan'ın yanına şöhret olmak istediğim için gitmedim. Babamı bulmak istediğim için gittim. Bana fotoğrafını gösterdi. Onu bulabileceğini söyledi. Ben de ona inandım. Ve sana söylersem hayallerimin önünde durursun diye korktum. Ama şimdi daha çok korkuyorum. Gökçe, korkacağın hiçbir şey yok. Yani babanı bulman gerekiyorsa beraber buluruz. İkimiz buluruz. Ben yanındayım senin. Biz beraberiz. Ben hep yanındayım. Yalnız değilsin. Ben hep yalnızdım. Hep yalnızdım. Hatta o kadar yalnızdım ki... kalabalığın içinde olursam belki yalnızlığımı unuturum diye düşündüm. İnsanlar sesimi severse belki beni de severler diye düşündüm. Ben çok başarılı olursam babam belki gelir diye düşündüm. Gökçe. Baban gelmedi belki. Belki oradan oraya savruldun. Ama bak... sonunda benim yanıma savruldun. Fena mı oldu ha? Bak ikimiz de ailesiz, yalnız büyüdük. Biz birbirimizin yaralarını sarabiliyoruz. Biz seninle aynıyız. Ben yanındayım. Tamam. Buna gücün var mı gerçekten? Sen de yorulmadın mı benimle olmaktan? Var. Asıl senin benimle olmaya gücün var mı? Var. Bundan sonra sır saklamak yok. Söz mü? Ben ona söz veremeyeceğim. Neden? Sana söyleyemediğim bir şey var. Ne? Başıma bela olmaya devam. Ha? Sen bir de üşüdün mü ya? O zaman şu günlerdir içemediğimiz meşhur kahveyi sonunda içebileceğiz. İçelim. Kim ya? Ha, söyler ama. Mekan şimdi açıldı patron. Beklemedeyim. Tamam. Bekle beni orada, geliyorum hemen. Gökçe benim acil çıkmam gerekiyor. Sen keyfine bak. Akşam mekanda görüşürüz, tamam? Kahve içecektik.
Kahveyi içeriz ya. İçeceğiz yani. Ne yapacağım burada ya? Ayhan Bey, gelseniz iyi olacak. Galiba sonunda bulduk. Patron. Ha? Neresiymiş bu Kürşat denen yeri? Burası abi. Güzel. Silahın yanında mı? Aynen abi, tedbirli geldim. Abi adam tehlikeli bir tipmiş. Bak karşısına böyle boş boş dikilmeyelim, bir sorun çıkacak. Oğlum gündüz vakti çoluk çocuk var etrafta. Hallederiz her türlü. Hadi. Eyvallah. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Buyurun, ne vardı? Kürşat'ı soracağım sana ya. Burada mı? Hayırdır? Niye sordunuz Kürşat abi? Hayırdır, hayır. Burada mı değil mi? Bir dakika bekleyin. Kadın otelde. Hı. İşten izin alıp çıktı. Telefon kulübesinden birisini aradı. Adam içeride olabilir. Göreceğiz. Ne oldu, ne bakıyorsun? Benle gelin. Kaçırdık galiba. Evet, senin yüzünden kaçırdık. Bir saniye. Efendim. Neden arıyorsunuz Eşref'i? Ben aramıyorum. Kim arıyor? Gökçe Yücel. Kızı. Gün batımında çatladı kapı, sahile gel. Hadi ne bekliyorsun? Arabayı çağırsana. Eyvallah. Hanginiz lan Kürşat? Sen misin? Ne istiyorsunuz? Sana eski bir arkadaşınla ilgili soru soracağım. Kimmiş o eski arkadaş? Kuzgun. Kuzgun'u ne yapacakmışsınız? O Kuzgun'la benim aramda. Seni ilgilendirmez. Kimseyi ilgilendiremez artık zaten. Çünkü Kuzgun öldü. Hadi koçum, ikile. İkile. Bak Kürşat. Neydi senin lakabın? Zehir mi? Zehir Kürşat. Kuzgun'un ölüsü de dirisi de benim için çok değerli. O yüzden şimdi uzatmadan adam gibi konuşalım seninle. Adam gibi konuşalım, öyle mi? Ben sana demiştim abi, sıkıntı çıkar diye. Ne yapayım Rama? Gideyim arabadan silahları alıp geleyim istiyorsan. Adam gibi konuşalım. Ben de sana adam gibi diyeyim. Sen de iyi dinle.
Kuzgun'u kurcalama, başın belaya girer. Şimdi şöyle bir şey var ki, sıkıntı, ben belayı çok seviyorum zaten. Sen bana ölü mü diri mi onu söyle. Kuzgun'un ölüsü de dirisi de seni bozar. Hayaleti gelir uykuda boğar. Canlısı gelir ciğerini söker. Bu ne lan? Dede Korkut hikayesi mi? Kürşat, Kuzgun'a de ki, Melike Candan'ın oğlu Uğur, onun canını almaya geliyor. Aç kapıyı lan. Aç! Ramo, bu herif de hayatta değilse benim adım da Uğur değil bak. Anlat, dinliyorum. Estağfurullah. Asıl ben sizi dinliyorum. Beni buraya çağıran sizsiniz. Ben zorla davet ettiren sizsiniz. Çat kapı gelen misafirden hoşlanmam. Çabuk söyle, ne istiyorsun, niye geldin? Gökçe Yücel için geldim. Diyelim ki sen kızı için geldin. Ya öteki herif? Ortağın mı? Onu bilmiyorum. Yani sizin başkaları olan hesaplarınız beni ilgilendirmiyor. Emin misin koçum? Bak. Bugün gelip Kuzgun'la ilgili bir hesap olduğunu söyledi. Alo. Tamam. Arayan oydu. Kızını görmek istiyor. Biraz uzaklaş istersen. Yani uzaklaşalım birlikte. Ne dersin? Birlikte diye bir şey yok artık. Sen de biliyorsun Reşat. Bize bunu mu reva görüyorsun Melike? Bizi yarım kalmış bir hikaye olarak düşün. Daha anlatacak çok şey var. Ama benim devamını anlatmaya gücüm yok. Benim var. İkimiz için de her zaman. Sen o gücünü ailene harca. Karına, kızına. Yeterince azap çektirmedik mi insanlara? Haksızlık değil mi bu Melike? Birlikte güzel bir yol çizebilirdik. Benim de niyetim bu. Şandan, şöhretten uzak. Ali ile evleneceğim bir yol çizeceğim kendime. Sana inanmıyorum. Yeterince harap olmadık mı? Sen de, ben de. Hayatına dokunduğumuz herkese yeterince acı çektirmedik mi? O zaman bırak yaralarımızı saralım. O zaman gel derman olalım birbirimize. Olmaz mı? Biz birbirimize anca ceza oluruz. Hoşça kal. Burada bitmedi biliyorsun değil mi? Tekrar görüşeceğiz. Belki 5 sene sonra, belki 5 ay sonra. Ama kavuşacağız. Bu sefer zaman acı değil. Uğur getirecek. İnanıyorum.
Bor. Gökçe'yi seviyor musun? Sana Gökçe'yi seviyor musun dedim. Gökçe'nin babasını vurmak ister misin? Karşındaki adam Gökçe'nin babası. Eşref Çınar. Ne diyorsun lan? Onu vurursan benim işime gelir diyorum. Onu öldürürsen ben kazanırım. Karısına gönderdiği vesikalık fotoğrafı. Geçmişten kalan tek şey bu. Şimdi bir şey yapmadan önce iyice düşün, ondan sonra yap. Bana bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım. Kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar. Yağmurla kar olsun, güneşle ay. Sakın beni anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile
bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Anne. Çok yoruldum ha. Söyle. Titrerim ucarım gibi. Halime. Baba sen ne şey? Affedebilecek misin? Baba bırak, ölemez, bırak! Bırak baba! Baba!